Sayın Cengiz Çandar ile konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Cengiz Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İki başlığı kısaca özet konuşalım. Bu hafta detaylı değerlendirmeleriniz Mezopotamya Ajansı'na verdiğiniz röportajdan kamuoyuna düşmüştü ama o röportajın dışındaki özellikle gazetecilere dönük baskılar ve Sezgin Tanrıkulu'nun linç edilmesi girişimi. Onca saldırdılar 90'lardan bu yana özellikle Kürt medyasına ama her saldırıda o Kürt medyası kendisini yeniden büyüterek bugünlere geldi. 70'e yakın insan katledildi. Bugün bile hala aynı baskıların devam etmesini, tutuklamaların giderek artmasını, medyanın, Kürt medyasının özellikle önünün kesilmesini nasıl değerlendirmek gerekir? İktidar neyin intikamını alıyor eğer bir intikam söz konusuysa? Şimdi medyanın sorunu Türkiye'de genel bir sorun. Yani medya özgürlüğünden uzun bir zamandır, 6-7 yıldır söz edemeyiz. Medya üzerine baskılar vardı, özgürlük kısıtlaması mevcuttu ama Türkiye'de medya özellikle 2016 yılından itibaren 2015-2016'dan itibaren ciddi bir baskı altına girdi. En azından özgürlüğünü kaldıracak mülkiyet üzerinde büyük değişiklikler yaşandı. Şu anda Türkiye'de medyanın, yazılı ve görsel medyanın %95'i, eğer daha fazlası değilse, doğrudan 2017 referandumundan sonra 2018'de yürürlüğe girmiş olan ve tek adama dönüşmüş olan başkanlık rejimi ile birlikte o tek adamın adeta kontrolü altına girdi. Bu durumda bir çoğulculuktan medya bağımsızlığından ve giderek ifade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden genel anlamıyla bahsetmek Türkiye çapında söz konusu değil. Fakat bunun içinde Kürt medyasının çok özel bir durumu var. Sizin de soruda ifade ettiğiniz gibi 90'larda 40'a yakın insanın hayatını kaybettiği, sayısız insanın hapislere atıldığı, hesabı tutulamayacak kadar medya mensubunun en azından nezaret gördüğü bir Kürt medyasından bahsediyoruz. Yani Kürt medyası için çok özel bir durum var. Şimdi geldiğimiz noktada da 2023 itibariyle, ki yakın geçmişte seçim de oldu, bu tarihte genel baskının ötesinde özel olarak Kürt medyası ve Kürt gazetecileri çok zor durumdalar. Yani bugün hapislerde bir sürü gazeteci, Türkiye'nin batısında bir sürü gazeteci hapis yatmıyor. Ama Türkiye'nin her yerinde Kürt medyasına mensup çok sayıda gazeteci hapis yatıyor. Ve bu tamamıyla Kürt medyası üzerine yoğunlaşmış bir baskı ve bir tür tırnak içinde söyleyeyim yok etme girişimi gibi gözüküyor. Ben bunu Diyarbakır milletvekili sıfatı taşıdıktan sonra bölgede gözümle de gördüm. Daha bundan yaklaşık bir ay önce 15 aydır tutuklu bulunan 15 civarında medya mensubu, hepsi Kürt medyasına mensup, ilk kez hakim önüne çıkarıldılar. İlk kez, yani 15 ay boyunca mahkeme yüzü görmemişlerdi ve tahliye edildiler. Onların başında gelen, az önce görüntülerde de gördük konuşurken, en son Abdurrahman Gök'ün duruşmasında bundan 4 gün önce yapılan, o ilk açıklamayı yapan Serdar Altan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin eş başkanıydı ve 15 ay hapis yattı Serdar Altan. Şimdi çıktı. Bu sefer Abdurrahman Gök için şefaatte bulunuyor adeta. Yanımızdaydı. Biz de görüntüde onun yanında duruyorduk birkaç milletvekili olarak. Şimdi Kürt medyası için çok özel bir baskı var ve onun şu anda simge ismi Abdurrahman Gök haline gelmiş durumda. Duruşmada da bulunduk. Açıkçası bir şey beklentisi de vardı, tahliye beklentisi de vardı. Bir ay önceki arkadaşların, meslektaşların tahliyesinden yola çıkarak. Fakat Abdurrahman Gök tahliye olmadı ama duruşmada şunu gördük. İsnat edilen hakkında
onun tutuklu bulundurulmasını icap ettiren tek bir şey, tek somut delil yok. Yakın tarihte 671 kişinin ismini vermiş olan kimi davada gizli tanık, kimi davada itirafçı, kimi davada açık tanık durumuna düşmüş birisinin, sıfır itibarlı birisinin ifadelerine dayanarak tutuklu bulunuyor. Mahkeme karar tutuklunun devamına hükmettiği zaman geçen günkü celsede bence tek olumlu şey o gizli tanığın 5 Aralık'ta gelecek celsede dinlenilmesi oldu. Sapır sapır dökülecek, ortaya konacak her şey ve herkes, ama herkes, abartması söylüyorum, Abdurrahman Gök'ün niçin hapis yattığını biliyor. Abdurrahman Gök meşhur 2018 Nevruz'unda Kemal Kurkut'un sırtından çıplak bedeniyle koşarken sırtından vurulduğunu görüntülediği için ve belki de dünya basın tarihine yer alacak bir görüntüyü başarmış olduğu için onun intikamı olarak yargılanıyor. Bu Abdurrahman Gök'e düşen kısmı için, ama az önce söylediğim gibi Kürt medyası üstünde müthiş bir baskı var. Yani nezarete girmemiş hiçbir Kürt medya mensubu neredeyse yok. Onlarcası hapis yüzü görmüş ve hapiste. Ve sorunuza gelirsek niye böyle? Bu işte 1990'larla bir kıyaslama yaptınız. Ona benzer bir süreç yaşanıyor. Bunu şunla ilişkilendirerek cevap vermek bence uygun olur. Türkiye'de Kürt sorununun çözüm süreçlerinin iklimine göre Kürt medyası da bundan payını alıyor. Çatışma ortamlarında Kürt medyası üstünde muazzam bir baskı oluşuyor. Çözüm süreçlerine ilişkin belli yumuşama havaları olduğu zaman nispeten diyorum, ferahlıyor. Tekrar gergin bir ortama gerildiği zaman baskılar katlanarak tekrar artıyor. Şu anda 2023 seçimlerinden sonra bu baskılar yine devam ediyor gözüküyor. Çünkü bana sorarsanız 2024'te yerel seçimler var. Yerel seçimler Kürt hareketi için, bütün Türkiye için çok özel bir önem taşıyor. Bu seçim sonuçlarına göre Türkiye'deki güçler dengesini, biz siyasi güçler dengesini bir kez daha görme imkanı bulacağız. Ama en önemlisi kayyum rejimi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu belirlenecek. Kayyum rejimi eğer Kürt illerinde ezici bir çoğunlukla Kürt hareketini temsil eden adaylar belediye başkanlıklarına seçilirlerse, tutsak rehin bir bakıma Ahmet, Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı özgürlüğüne kavuşursa, o apayrı bir dönemin işareti de olabilir. O döneme kadar, yani yerel seçimlere kadar Kürt medyasına büyük bir baskı altında bulundurup yerel seçim sonuçlarını, iklimi etkileme hesabı güdüyor olabilirler. Genel fotoğrafı böyle görmekte. Kürt medyası üstündeki baskıların yerel seçim kulvarında yürüdüğümüz sıralarda devam edeceğine dair ipuçları edinmemiz gerektiği kanısındayım. Peki. Kısaca özellikle Sezgin Tanrıkul'una dönük linçi de değerlendirmenizi isteyeceğim, ama ilginç olan burada, ne kadar ilginç bilmiyorum ama, hem iktidarın hem ana muhalefetin, Sezgin Tanrıkul'un partisinin neredeyse önemli çoğunluğunun aynı noktada buluşması oldu. Göz bebeğimiz dediği ordu aslında onlara da yönelmiş ve birçok da itirafla suçları sabitlenmiş bir kurum. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir, özellikle iktidar ile muhalefetin aynı noktada buluşmasını? Şimdi bir genel kanı siyaset sahnesinde sohbetlerde, konuşmalarda telaffuz ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de devletten ayırmayan, bunun da bir devlet partisi olduğunu söyleyen çok insan var. Bu Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan gelişmede hatta biraz da yarı espri üslubuyla deniyor ki işte AKP hükümettir ama Cumhuriyet Halk Partisi hep devlettir gibilerden bir
slogan da adeta var ve nitekim kendi partisiyle, kendi partisinden hayal kırıklığı yaratacak bir tepkiyle karşılaşınca Sezgin Tanrıkulu, partinin sözcüsü Faik Öztürk'ün beyanı, arkasından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o açıklamaya gönderme yapması sonucu adeta iktidara yol verdi Cumhuriyet Halk Partisi ve bildiğiniz gibi hakkında soruşturma açıldı. Adalet Bakanı soruşturma iznini verdi. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 gün üst üste çok ağır açıklamalarla Sezgin Tanrıkulu'na yüklendi ve Sezgin Tanrıkulu bunu kendisi Cumhurbaşkanı'nın artık derin devlete ihtiyaç göstermeyecek şekilde derin devlet haline gelmesi şeklinde yorumladı. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakarak bu olay neydi diye bakarsak şimdi Sezgin Tanrıkulu bir televizyon programına katılıyor ve söylediği sözler bazılarının canını sıkacak nitelikte olmasına rağmen yine o açıklamalarında kuvvetle altını çizerek ifade ettiği, kendisinin bizzat avukat olarak katıldığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hükme bağlanmış durumlardan söz ediyor. Ve o Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin tümünü izam etmeye bile Türk Silahlı Kuvvetleri içinde suç işlemiş olan bir takım unsurlara gönderme yapıyor ki bu sözünü ettiği durumlardaki ihlaller hem kendisinin katıldığı davalar sonucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hükme bağlanmış hem de Anayasa Mahkemesi'nin kendisi ihlal kararı vermiş. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Ve şunu da söylemek lazım, bunu unutmayalım. Sezgin Tanrıkulu daha dün 814 imzalı bir bildiriyle dayanışma bildirisine muhatap oldu. Onlarca sivil toplum kuruluşu da Sezgin Tanrıkulu'ndan yana çıktı. Yani bir bakıma bakarsanız bugüne kadar son bir yıl içinde belki hiç kimse Sezgin Tanrıkulu için de sivil toplum tarafından gördüğü dayanışmanın muhatabı olmadı. İşin bir de olumlu tarafına da dikkat çekmek lazım ama Sezgin Tanrıkulu ile ilgili gelişmeyi şuradan tutturmak gerekiyor. Bu kendi partisinin kurultay sürecine girdiği bir süre içinde büyük iç çalkantılar, seçim travması ile ilgili tartışmalar sırasında çok kuvvetli ulusalcı bir damarı olan bu partinin bir bakıma kendi iç hesaplaşmaları için de adeta kurban edilmiş gibi oldu. Buradan fırsat bulan iktidar da yaklaşan yerel seçimlerde hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni zora sokmak hem Sezgin Tanrıkulu ismi üzerinden belli kurumlara selam çakmak ve eski deyimle ifade edeceksek müesses nizamı konsolide etmek için Sezgin Tanrıkulu konusunu vesile ettiler ve aynı zamanda da bu herkese, bütün milletvekillerine de gözdağı, eğer kırmızı çizgiler kendilerince çizilen ve aslında gayet oynak olan kırmızı çizgiler ihlal edilirse her an soruşturma açılır. Meclis Genel Kurulu'na milletvekili sıfatınızı tehlikeye sokacak şekilde süreç başlatılır diye. Yani Selahattin Demirtaş'a 2017'de 2016'da zaten tutuklandı. 2015 yılında 2016'da Nisan ayındaydı ya da Mayıs ayında dokunulmazlıkları milletvekillerinin kaldırılmıştı hatırlarsanız. Evet. Ve 2016 yılının Kasım ayında 4 Kasım'da da Selahattin Demirtaş ve bir grup HDP milletvekilinin tutuklanmasıyla Türkiye'de görülmemiş yeni bir süreç başlamıştı. Şimdi o süreç Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sıfatı taşıyan bir kişiye kadar uzatılabilirliğini gösteriyor ve aynı zamanda da bütün parlamentoya bir şekilde mesaj verilmiş oluyor. Ama bütün bunları biz tekrar edeyim, yaklaşmakta olan yerel seçimlere doğru
siyasi mücadeleler ve siyasi manevralarla birlikte düşünmek zorundayız. Çünkü yerel seçimler yakın gelecek itibariyle Türkiye'deki siyasi güçler dengesinin bir kez daha fotoğrafını çekecek ve yeni bir süreç ondan sonra başlayacak. Dolayısıyla yerel seçimlere kadar her türlü gelişmeye açık ve gözlerimizi açık bulunduracak bir dönemde olduğumuzun idrakinde olmalıyız. Peki. Çok teşekkürler Cengiz Hocam. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum tekrar.